Selam dostlar. Bugünden itibaren ben de artık YouTube'dayım. Yani uzun zamandır ekran aracılığıyla seslenme fırsatı bulamadım ama artık duvarlarla konuşmaktansa yakından takip etmeye çalıştığım spor dünyası ile ilgili analizler de yapmak istiyorum artık. Sağ olsun eksik olmasın dostlar kardeşler hadi dediler. Ben de böyle amatör bir düzenekle bir merhaba diyeyim istedim size. Kendi gündemimi konuşacağım her zaman. Maçlardan konuşacağız. Hakemlerden konuşacağız. Yönetimlerin, federasyon yönetimleri olsun, kulüp yönetimleri olsun, hatalarından, başarılarından konuşacağız. Altyapı konuşacağız. Gündemdeki olayları da konuşacağım. Ama ben bugün herkes markayı konuşurken içime dert olan bir konuyla YouTube yayınıma başlamak istiyorum. Hoş görün. Mustafa Cengiz, Cagne, Fatih Hoca, Falcao, transfer yanlışları, Befa, saygı olacak programda. Hemen başlayalım. Galatasaray'da kongre üyesi olan bazı kişiler Galatasaray'ı zor duruma düşürdüğü, seçimi ertelediği gerekçeyi de hiç bilmiyorum. Eğer içinde yolsuzluk yoksa hiç umurumda da değil, önemli de değil benim açımdan. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'i ve 6 yönetici arkadaşının kesin ihraç sebebiyle disiplin kuruluna vermişler, başvurmuşlar. Galatasaray yönetimi de Burak Elmas Başkan ve yöneticileri bir prensip kararı almışlar. Biz bakmıyoruz, geleni onaylıyoruz. Hukuk kurulumuz karar versin falan diye karar almışlar. Bence Burak Elmas'ın büyük hatası bir Galatasaray Başkanı disiplin kuruluna sevk edilmesi istenen başkanı ile ilgili başvuru yapan üyesi varsa, başkan canıyla uğraşıyorsa açar telefonu. Ben Galatasaray Başkanı Burak Elmas. Bu başvurunuzu lütfen çekin der. Galatasaray Genel Kurulu üyeleri saygısı varsa çeker. Biz bakmıyoruz. Öyle imzalıyoruz, sevk ediyoruz. Bence şık olmadı. Şimdi Mustafa Cengiz meselesine geleyim. Taraftarların çoğu tepkili. Çünkü Fatih Terim'le Mustafa Cengiz medya üzerinden çok konuştular. Fatih Hoca ben konuşmadım diyecek ama bir müsabakada kenara oturup boynunu büküp çok yalnızım mesajını nasıl okumamız lazım? Fatih Terim dedi ki ben bu yönetimle bu kadar olur kardeşim ben çok yalnızım. Mustafa Cengiz çıktı konuştu. Mustafa Cengiz'in son 4 ay yaptığı açıklamaları eleştirdim. Seçimi çok ertelemesini eleştirdim. Bu eleştirilerin hepsi haklı. Eleştirilerin hepsi hak. Ama ben Mustafa Cengiz'in yaptıklarını da unutmadım. Şimdi ben gazeteciyim. Ben hayatımda Mustafa Cengiz'le merhabalaşmadım. Telefonda konuşmadım. Bunu bir bilin istiyorum önce. Mustafa Cengiz geldiği zaman transfer yasağı vardı. UEFA kupalarına katılmama riski vardı. Mustafa Cengiz bütün Avrupa'yı ayağa kaldıracak şekilde kimsenin inanamadığı, Milanların isyan ettiği bir karar aldırmayı başardı. Çok başarılı bir savunma yaptı. 2020-21'de denk bütçe garantisi verdi. O denk bütçe garantisini verdi ki Burak Elmas verdi ve başardı ki sattığın kadar alabilirsin yasağı kalktı. Bu mucizevi bir şey. Şimdi yapılan transferlerden memnunsunuz ya. Ben de memnunum. Ben de beğeniyorum transfer politikasını. Genç oyuncu alsınlar. Bonservis ücreti ödeyebiliyorsun. İyisini bulsunlar. Fırsat transferi yapabilsinler. Bu Mustafa Cengiz ve yönetimi sayesinde. Unuttuk mu? Ayrıca ben Mustafa Cengiz ve yönetimini şu açıdan da çok takdir ediyorum. Çoğunuz için önemli olmayabilir. Benim için önemli. Çünkü ben kulüplerde çalışan personelleri de tanıyorum. Çimcisini tanırım, malzemecisini tanırım kimi yerde, muhasebecisini tanırım, güvenlikçisini tanırım. Bu adamlar bir maaşla ev geçindirmeye çalışan adamlar ve bizim maalesef büyük kulüplerimizde de
Onların sesi hiç duyulmaz ve kimsenin umurunda olmadığı için ve orada bedavaya çalışacak insanlar da var, kulüp aşklarından falan da. Bu adamlar ev geçindiriyorlar, çocuk bakıyorlar, okul taksidi ödüyorlar, yemek yiyorlar. Asgari ücretin 1000 lira, 2000 lira üstünde maaşı olan insanlar maaşlarını 2-3 ay sonra alırken Galatasaray'da Mustafa Cengiz döneminde her personelin maaşı ayın birinde yatırıldı. Borç buldular, yatırdılar. Bu marifet midir? Değildir. Ama bu çok önemli bir hassasiyettir. Çünkü öncesinde dikkat edilmiyordu. Mustafa Cengiz'i ihraç etmeye çalışan arkadaşlara bir hatırlatma yapalım. İsteyen arkadaşlara. Özen Canaydın da kanser illetine yakalanıp vefat etti. İflas etti aynı zamanda. Bir tek vücudu değil. Çünkü Galatasaray Başkanlığı insanların sağlığından da alıyor, işinden de alıyor. Kimi kulüplerde zenginleşebiliyor insanlar ama böyle örnekler de var. Hüseyin Can Aydın'ı 4 ay boyu, son 4 ayında, 5 ayında kimse görmedi. Eşi, dostu, bizim Fanatik'te birlikte çalıştığımız dostum Serdar Dinçbaylı. Hüseyin abi geldiğinde de berbat bir tablo vardı. Adnan Polat'la birlikte halka arz sağladılar. Stadyumu yaptılar. Galatasaray'ın Mecidiyeköy'e kendi cebinden o stat yapma ihtimali yoktu. Hala tartışılır. 50 küsür bin kişilik stat yaptılar ve Özhan abi ayrıldıktan sonra Ünal Aysal geldi. Hiç kimsenin, çoğunluğun şikayet etmediği daha doğrusu. Galatasaray'ın bugünkü krizinin baş müsebbibi. Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor kendi derdiyle uğraşırken şahane bir miras almıştı. Önce Fatih Terim, arkasından Galatasaray'ın geleceğini ipotek altına alarak onlarca transfer, şahane bir kadro, 54 bin seyirci, Şampiyonlar Ligi geliri, para yok, halka bir defa daha arz, çuvalla para. Ertesi sene hiç gayri ahlaki olmayan bir biçimde, hukuki ama ahlaki olmayan bir sermaye artırımı daha, yine bir çuval para. Para bitti, o Aysal pır. Mancini döneminde neler yaptığını hatırlıyorsunuz. Fatih Terim antrenmandayken kovan Ünal Aysal'dan bahsediyorum. Disipline falan sevk edilmedi. İbra aslında da sıkıntı çekmedi. 20 küsür tane transfer yapmıştı, transfer yasağı gelecek diye. İsimlerini bile hatırlamakta zorlanırız. Ünal Aysal büyük başkan. Ya Ünal başkan tekrar başkan olsa falan diyenler var. Mustafa Cengiz ihraç edilsin diyenlere kıyamet kopartmayan var. Ben Galatasaray Kongre üyesi olsam benim başkanımı ihraç edilsin diye disipline veren arkadaşları da disiplin kuruluna vermeye çalışırım ya. O ne kadar akla yatkınsa benimki de o kadar akla yatkın. Ne yapıyorsunuz? Galatasaray başkanı yolsuzluk yapmadıysa, suistimale uğramadıysa, bir de hastaysa disipline verilir mi ya? Ya siz vicdanınızı nerede bıraktınız? Galatasaray başkanı buna engel olmaz mı? Sayın Burak Elmas. Şimdi gelelim planın öbür tarafına. Mustafa Cengiz transferi hiç beceremedi. Mustafa Cengiz Falcao'yu getirdi. Mustafa Cengiz iyi yönetseydi Galatasaray geçen sene şampiyondu. Fatih Hoca çok yalnız kaldı falan. Bir de plan benim baktığım yerden bakın bakalım. Galatasaray'ın Gomis diye şahane bir santrafor vardı. Galatasaray taraftarı onu çok sevdi. O Galatasaraylıları çok sevdi. Bir de işini çok iyi yaptı. 29 gol. Galatasaray tarihinde bir sezonda en fazla gol atan futbolcu oldu adam. Maaşı 3,5 milyon euro civarında, bonuslarla 4 milyon. Şampiyonluk bonusu. Bonservisi 2,5 milyon. Bir senelik maliyeti, işte bir de 2,5 milyon imza parası vardı. Ondan sonra 3,350 devam ediyor. Demişti ki Fatih Hoca'ya, ya hocam eğer şey olursa, gol şampiyon olursak, gol kralı olursam benim maaşıma zam yapın. Ben bu kulüpten yüksek maaş alan oyuncu olmak istiyorum. Fatih Hoca bakarız demişti. Sonra baktılar, istemediler ve gönderdiler. Fenerbahçe 11 milyon euroya
orta saha oyuncusunu satarken gol atmamış, asist yapmamış Diego'yu, Galatasaray gol kralı olmuş santraforunu, elinde santrafor yokken, yeterli bir tek Eren Derdi yok varken 6 milyon euroya sattılar. Sonra da Gomis'in yerini doldurmaya başladılar. Hala doldururlar mı şüpheliyim. Bu transferlerin hiçbiri de Fatih Terim'den habersiz ya da onayı olmadan olmuş olamaz. Falcao dahil. Falcao geldi. Andone ile birlikte geldi. 5 milyon euro maaş. Belki de Cagney onunla geldi. Santrafor yok. Ligin en çok gol atan delisini aldı Galatasaray. 13 milyon euroya. 10 milyon euro. Bonservis bedeli 3 milyon euro. Şampiyonluk bonusu. Adam şampiyonluk golünü de attı. Tartışmalıydı. Çok renkliydi. Sezon bitti. Kovaladılar adamı. Brüj'e kiraladılar. Çünkü şey, yani uyum sağlamadı diye düşündüler oluyor. Peki bu alırken bilmiyorlar mıydı? Ya bu Cagney çok renkli adam. Bu Cagney yüzüne gol sevincine 3 sarı kartı varken o işte maymun, orangutan neyse maskesi takıp 4. sarı kart cezasını alan adam. Cagney'i yönetmeyi düşünmediler. Cagney'i gönderdiler. Bu arada bir Mitroğlu geldi. 1,5 milyon euro yarım sezon maaş. Ertesi sene 2 milyon 600. 2.600'ü vermeyelim, biz sezon başında gönderelim dediler. Üste cebine 700 bin euro koydular. İşte 10 maç oynadı adam, gitti. 2 milyon 200 bin. 9 maç oynadı. 244 bin euro maç başı var. Dünyanın en pahalı santraforu. Yana yakıla işte Falcao geldi. Bonuslarını falan hiç bilmiyoruz. Orada pek çok rivayet var ama kapa yapılan bildirim esastır. 5 milyon eurodan 3 sene garanti. 15 bin kişi karşıladı havalarında. Yıkıldı ortalık. Şimdi ya onu Fatih Hoca istemiyordu, onu yönetim aldı deniyor. Başarılar Fatih Hocam'ın, başarısızlıklar yönetimin. Böyle yağma yok. Mustafa Muhammed transferi şahane. Eğer bonservisiyle sözleşmesini uzatma opsiyonunu kullanırlarsa toplam maliyeti 6 milyon euro, 6 milyon dolar olacak. Maaşı da çok düşük diğer futbolculara bakarsanız. Çok yüksek potansiyel. Bundan yüksek verim almak da Fatih Hoca ve ekibinin işi. Bu futbolcular kendi başlarına takılmıyorlar. Hafta içinde hazırlık yapıyorlar, sezon öncesi hazırlık yapıyorlar, devre arası hazırlık yapıyorlar. Bunların hepsini teknik heyetinin yönetiminde yapıyorlar. Evet, Mustafa Cengiz transferde başarısız oldu. Peki Galatasaray'ın Türkiye Ligi'nde koşu mesafesi sıralamasında 9. olmasının sorumlusu kim? Fatih Terim herkesin başarılarını takdir ettiği bir insandır. Ancak insandır. Fatih Hoca eleştirilir. İnsanlar da, ben en azından kendi adıma öyle yapmaya gayret ediyorum. Bir eleştiri varsa bunu düşmanlık olarak algılamaz. Ya şuraya bir bakalım, haklılar, nasıl geliştirebiliriz diye düşünür ve metodunu uygular. Galatasaray başkanının arkasında milyonlar olmadığı için mi bu kadar kolay harcanabiliyor? Çok ağrıma gitti. Kazayla ihraç edilirse yüzüne nasıl bakarsınız siz çocukların ya? Beyin ameliyatı olmuş bir insanın sağlıklı kararlar veremeyeceğini düşünemiyor musunuz? Sağlığını yitirmiş bir insanı ihraç ettirerek hangi tatmini sağlayacaksınız? Şimdilik bu kadar. Sadece Gomis'ten başlayan bir hatanın Galatasaray'a nelere mal olduğunu da rakamsal olarak açıklamak da mümkün. Ve bu kararda Fatih Terim'in imzası var arkadaşlar. Bu Fatih Terim'i protesto edin, Fatih Terim'i eleştirin değil. Ama bazı yanlışların faturasını herkese kesmeyin.
Fatih Terim hiçbir takımı tek başına şampiyon yapamaz. Hiçbir hoca hiçbir takımı tek başına şampiyon yapamaz. Camialar şampiyon olur, takım şampiyon olur. Hoca şampiyon olur, yönetim şampiyon olur. Başarıyı paylaşmayı bilmiyorlar. Başarısızlıkta birlikte üzülmeyi bilmiyorlar. Birbirlerini taraftarın önüne atıyorlar. Bu kulüplerin başkanı, Fenerbahçe'nin kurucuları, Galatasaray'ın kurucuları, Beşiktaş'ın kurucuları, Trabzon'un kurucuları böyle insanlar değil. Birlikte sevinen, birlikte üzülen insanlar. Hatta rakipleri için üzülen insanlar. Lütfen herkes biraz kendine çekidüzen versin. Bugünlük böyle bitsin gitsin. Yarın Fenerbahçe'yi konacağım. Çünkü bu yayından sonra Galatasaray düşmanı, Fatih Terim düşmanı falan diyenler çıkacak. Hiçbirinizin hukuku Fatih Terim'le benim kadar olamaz. Çoğunuzun daha doğrusu. Görüşmüyoruz ama birbirimizi iyi tanırız, iyi biliriz. Ve ben kimseye düşman değilim kardeşim. Fenerbahçe'ye düşman değilim, Galatasaray'a, Beşiktaş'a, Trabzon'a. Ben futbolu da seviyorum, kulüplerimizi de seviyorum. Ama kötü yöneticileri sevmiyorum. Manipülasyonu sevmiyorum. Yarın Fenerbahçe ile ilgili yapacağım transfer politikası, boşa harcanan paralar, boşa harcanan zaman. Öbür gün altyapıları konuşacağım, çocuklarımızı. Federasyonun ihmalini, kulüplerin ihmalini rakamlarla. Hep konuşacağız. Tabii markayı da konuşacağız. Tabii hakem hatalarını da konuşacağım. Ama hep kalabalıkların bakmadığı gibi bakmaya çalışacağım. Vicdanlı olan insanların sesi olmaya çalışacağım. Umarım sıkça görüşürüz. Çok kişi takip etmese de hiç ise konuşarak rahatlıyorum. Geleceğe bir şeyler bırakmaya gayret edeceğim. Dilerim abone olursunuz ve bol bol görüşürüz. Çünkü böyle bir şey söyleniyor galiba. Hepinize saygılar, sevgiler, mutluluklar diliyorum.